1948. O yıl Filistinliler için Nekbe, yani büyük felaket yılıdır. Yüz binlerce insan evlerinden çıkmaya zorlandı. ...1948, İsrailliler içinse devletlerinin kuruluş yılıdır. Filistinli bir film yapımcısı olarak bu belgesel serisi benim için günümüzü şekillendiren geçmişteki olayları anlamanın bir yoluydu. Peti gazetesinin hazırladığı dünya haberlerini izliyorsunuz. Bunlar İngiltere'ye gönderilmek üzere Filistin bahçelerinden toplanan gerçek Yafa portakalları. Bunlar Filistinlilerin topraklarını işleyebildikleri başka bir döneme ait görüntüler. Çok az Filistinli, daha sonra etnik temizlik diye bilinecek uygulamaların kurbanı olacaklarını hayal edebilirdi. İngilizlerin 30 yıllık hakimiyetinden sonra Filistin meselesi Birleşmiş Milletler'e havale edilmişti. Birleşmiş Milletler artık bu davada hakim konumundaydı. Görüşmeler Filistin'in bir Arap ve bir İsrail devleti olmak üzere bölünmesine odaklanıyordu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na, Yahudi Ajansı'na söz hakkı verdiği için teşekkür ederim. Biz bir İsrail devletinden bahsederken aklımızdan ırka dayalı veya dini bir devlet geçmiyor. Bu, tüm vatandaşlarının tam eşitliğe, ırk ve din ayrımı, baskı ve boyun eğdirme olmaksızın tüm haklara kavuşacağı bir devlet olacak. 29 Kasım 1947. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin'in bölünmesini planlamak üzere toplandı. Bu bölgenin bir haritası. Yahudiler, Filistin'deki tüm toprakların %5,5'undan daha fazlasına sahip değildi. Birleşmiş Milletler'in 181 sayılı kararı, Filistin'i bir Arap ve bir İsrail devleti olmak üzere ikiye bölüyordu. Kudüs ise uluslararası bir şehir haline gelecekti. Yahudi devletine toprakların %56'sı verilecekti. Yafa kenti de Arap devletine ait bir yerleşim yeri olarak bu topraklara dahil edilecekti. Bugün Gazze Şeridi olarak bilinen topraklar, çevresindeki tarım arazilerinden ayrılmıştı. Önerilen devlet, pek çok Filistinlinin gözünde işlevsiz bir devletti. Bu çözüm tasarısı oylamaya sunuldu. Özel komitenin Filistin çözümü 13 red ve 10 çekimser oya karşı 33 oyla kabul edilmiştir. Bu çözümü gerçeğe dönüştüren Başkan Truman liderliğindeki Amerika Birleşik Devletleri oldu. O, bu çözümü rüşvetle ve üye devlet temsilcilerine baskı yaparak satın aldı. Arap gazeteleri, Birleşmiş Milletler'in bölme planı lehine oy kullanan ülkelerin sıralandığı bir utanç listesi yayınladı ve Arap protestocular sokaklara döküldü. Siyonistler için Birleşmiş Milletler çözümünün asıl önemi, İsrail'e uluslararası meşruiyet kazandırmasıydı. İsrailliler sınırları önemsemiyordu. Zaten Filistinlileri başlarından atmayı düşünüyorlardı. Önce İsrail devletini prensipte kabul ettiler. Bu prensip, uluslararası toplum tarafından kabul edilince, detaylar üzerinde çalışmaya başladılar. Filistinlilerin nakledilmesi, bölgede Yahudi çoğunluğun olmamasına rağmen, bir Yahudi devleti kurulmasının doğurduğu bir sonuçtu. Mesele çok açıktı. Bir Yahudi devleti, Filistinlilerin nakledilmesini zorunlu kılıyordu.
İngiltere bölünme çözümünün ardından Filistin üzerindeki mandasını 14 Mayıs 1948'de kaldıracağını açıkladı. Bölünme için yapılan oylamaya çok öfkelenen Arap Birliği, Filistinlileri silahlı bir direnişe hazırlama kararı aldı. Bir kısmı Arap dünyasından gelen 3000 gönüllü Suriye'ye eğitime gönderildi. Bu mücadelenin liderlerinden biri de Kudüs Başmüftüsü Hacı Emin Hüseyin'iydi. O, Filistinlilerin Arap ülkelerinin de yardımıyla başarılı olabileceğine inanıyordu. Hacı Emin Hüseyin'i 1937 yılında Filistin'den ayrıldı. 11 yıl boyunca Filistin'den uzak kaldı. Bölgedeki durumun farkında değildi. Burada pek çok insan tam teçhizatlı Yahudilerin askeri hazırlıklarını yakından izliyordu. Kibusları ve yerleşim birimlerini izliyorlar ve bu insanlara karşı ne yapabiliriz diye düşünüyorlardı. Filistinliler meşru müdafaa için yerel komiteleri örgütlemeye başladı. 1947 yılı sonunda bir grup genç adam silah edinmek ve askeri eğitim almak için Şam'a, Beyrut'a ve Kahire'ye gitti. İngilizler Filistin'den ayrılmaya hazırlanırken elimizde hiç silah yoktu. Babam bana para vermişti. 100 Filistin lirasına sadece 3 mermisi olan bir silah almıştım. 1948 başları. David Ben Gurion liderliğindeki Yahudi temsilciliği, İngilizlerin varlığına rağmen Filistin üzerindeki idari ve askeri etkiyi arttırmaktan söz ediyordu. Yahudi paramiliter birlikler arasında Hagana, Irgun ve Lehi'de bulunuyordu. 1948 yılının ilk yarısında sayıları 40 bin erkek ve kadını bulmuştu. Diğer taraftan Filistinlilerin 3 bin düzensiz askeri vardı. Onlar 1936 yılındaki Arap ayaklanması sırasında İngilizler tarafından yok edilen savaş gücünden geriye kalanlardı. Bölgede yaklaşık 4 bin de gönüllü bulunuyordu. Onlar Arap Kurtuluş Ordusu olarak biliniyordu. Liderleri de Fevzi Kavukçı adında bir Arap milliyetçisiydi. Filistinliler savaşçı sayısı ve silah bakımından gerideydiler. Siyonist liderlerden ve askeri komutanlardan meydana gelen küçük bir grup her hafta buluşuyordu. Bu 1947 Şubat'ından 1948 Şubat'ına kadar bütün yıl devam etti. Filistin'de bir etnik temizlik planlıyorlardı. Her hafta bir araya geldiler ve her geçen hafta yapılması gerekenin bu olduğuna daha fazla ikna oldular. 1948 yılının ilk ayında çatışmalar hız kazandı. Filistin hedeflerine yönelik iki bombalı saldırı oldu. İlkinde bomba yüklü bir araç Yafa'daki eski Osmanlı hükümet binasını yok etti ve 26 kişinin ölümüne neden oldu. İkincisi, yani Kudüs'teki Semiramis Oteli'nin bombalanması 20'den fazla kişinin ölümüne neden oldu. Oxford Üniversitesi Orta Doğu Merkezi'nde önemli bir belge bulduk. Bu belge 6 Haziran 1948 tarihinde İngiltere'nin Filistin Yüksek Temsilcisi ile Siyonist David Ben Gurion arasında gerçekleşen toplantının detaylarını içeriyordu. Yüksek temsilci, Semiramis otel saldırısını Haganah'ın gerçekleştirdiğini söyleyen raporları sorunca Ben Gurion bunun doğru olabileceğini kabul etmişti. Ben Gurion saldırıdan Haganah'ın sorumlu olduğunu doğrulamıştı. 1948 yılının ilk 3 ayında Yahudi paramiliter gruplar Filistin şehirlerine ve köylerine onlarca saldırı gerçekleştirdi. Operasyonların bazılarını Arap kılığına giren ve Mistaravim olarak bilinen Yahudi özel birlikleri gerçekleştirmişti. Yahudiler geceleri gizlice köylere giriyorlar ve evlerimizi havaya uçurmak için patlayıcılar yerleştiriyorlardı. Biz de silahlanmaya ve köyü korumak için nöbet tutmaya başladık. Filistin'de Birleşmiş Milletler'e ve onun savaşları önleyici gücüne doğrudan meydan okunuyordu. Yasal ve yasa dışı güçlerin ayırt edilmesi gittikçe zorlaşıyordu. İlk olarak Yahudi yerleşim birimlerinin savunulması için yasal olarak kurulan Haganah, Yahudi terör örgütü Irgun Zivai, Leumi ile yakın ilişkideydi. İyi eğitimli Yahudi güçleri planlarını uygulamaya koymaya başlamıştı.
15 Şubat 1948'de Haganah ve Palmaç örgütünden savaşçılar Hayfa yakınlarındaki Kasariye kasabasına saldırdı. Isaac Rabin adında genç bir adamın saldırıda saha komutanlarından biri olduğu düşünülüyor. Binden fazla Filistinli Kasariye'den sürgün edilmiş ve kasaba yakılıp kül edilmişti. Siyonist güçler kıyıdaki 5 kasabayı hedef almış ve onlarla bunun işe yarayıp yaramayacağı üzerine deney yapmıştı. Hem de bölgede bulunan İngiliz kuvvetlerinin gözleri önünde. Bu 5 köyün sakinlerini sürgün ettiler 1948'e kadar. Bunun çok kolay olduğunu, onları zorlamadığını gördüler. Fazla bir direniş yoktu. İngilizler de müdahale etmediler. Filistin kasabalarının nasıl düştüklerine bakarsak, her kasabanın Siyonistler tarafından planlanmış bir askeri saldırıyla karşı karşıya kaldığı sonucuna varabiliriz. 10 Mart çok önemli bir gün olacaktı. Son toplantı 10 Mart 1948'de yapıldı. O gün Plan D'yi, yani Dalat planını tasarladılar. Bu plan, Filistinlilerin nasıl tahliye edilecekleriyle ilgili detaylara son şeklini veriyordu. Ben Gurion açıkça talimatlarını vermişti. Olabildiğince çok Arap'ı temizleyin ve sürün. Ben Gurion'un günlüğünden bir bölüm Siyonistlerin gündemini ifşa ediyordu. Ben Gurion şöyle yazmıştı. Her saldırıda nihai bir darbe indirilmeli. Sonucu evlerin yıkımı ve halkın uzaklaştırılması olmalı. Filistinliler ve diğer Arap savaşçılar direnmeye kararlıydı. 6 Mart 1948'de yayınlanan bu gazete, Hayfa garnizonunun komutanı olan Ürdünlü bir gönüllünün silah elde etmeye çalıştığını yazıyor. Onun adı Muhammed Huneyti'ydi. Babam Hayfa'daydı. Filistinli savaşçıların silah ve eğitim eksiği olduğunu görünce çok öfkelenmişti. Ürdün ordusundaki meslektaşlarından yardım istedi. Onlar da sivil kıyafetler giyip savaşçıları eğitmeye hazırdı. Ürdün ordusunun başkomutanı bir İngiliz subayıydı. Gılap Paşa olarak da bilinen General Gılap, babama bunu neden yaptığını sormuş. O da şöyle demiş, biz Arabız. Arap topraklarını ve Mescid-i Aksa'yı korumak zorundayız. Baskı altındaki babam Ürdün ordusundan istifa etti. Ardından silah temin etmek için Beyrut'a ve Şam'a gitti. Silah konvoyuyla Beyrut'tan Hayfa'ya geri dönerken, Akka'dan birkaç genç Yahudilerin pusuya düşürmek için onu beklediğini haber vermiş. Ona Şam'a dönmesini ve Hayfa'ya oradan gitmesini öğütlemişler. O da onlara şöyle demiş, eğer Hayfa'ya ulaşmak 2 günden fazla sürerse şehir düşer ve bu riski göze almış. Huneyti Hayfa yolunda bir pusuda öldürüldü. O Filistin için savaşmış ve bunun bedelini ödemişti. Abdülkadir Hüseyin'i, Kudüs bölgesindeki Filistin güçlerinin karizmatik komutanıydı. Silah istemek için Şam'a seyahat etmiş ve eli boş dönmüştü. 6 Nisan günü Arap Birliği'ne bir mektup yazmış ve Filistinlilerin savunmasız ve silahsız kalmasından onları sorumlu tutmuştu. Hüseyin'i sonunda silah almak için büyük babasının topraklarını satmak zorunda kalmıştı. 8 Nisan günü Tel Aviv-Kudüs yoluna bakan Kassel kasabasına orayı savunmak için gitti. Araplar burada ağır silahlı Yahudi güçleriyle karşılaştı. Hüseyin'i 1936 yılındaki Arap ayaklanması sırasında İngilizlere karşı savaşmış deneyimli bir komutandı. Hüseyin'i Kastel Muharebesi'nde öldürüldü. Cenazesinde onun için yas tutan pek çok kişi bir araya geldi. Ölümü Filistinlilerin moraline indirilen ağır bir darbeydi. Yahudi güçleri üstünlüğü ele geçiriyordu.
Birleşmiş Milletler bölünme planının Arap devletine bıraktığı bölgeleri ele geçirmeye başlamışlardı. Topraklar işgal edilirken savaşçılar ve siviller arasında çok az ayrım yapılıyordu. 9 Nisan 1948 gününün şafağında Irgun ve Lehi savaşçılarından meydana gelen karma güç Kudüs yakınlarındaki Deir Yasin köyüne hareket etti. Sonuç bir katliamdı. 100'den fazla Filistinli öldürülmüştü. Buna kadınlar, çocuklar ve yaşlılar da dahildi. Deir Yasin köyü, Kudüs'teki İngiliz polis şefinin bürosuna sadece 3 kilometre uzaktaydı. Ona bu katliam haber verildiğinde şöyle yanıtlamıştı: "Bu bizi ilgilendirmez." Ne üzücüdür ki İngilizler Arapları yüzüstü bıraktılar. Buna hiç şüphe yok. Biz Filistin polisi olarak ülkenin güvenliğini sağlamak için oradaydık. İngiliz ordusunun ve polisinin bundan hoşnut olduğunu sanmıyorum. Kendilerini işe yaramaz hissediyorlardı. Bazı İngiliz polisleri bana şöyle demişti: "Yahudileri genelde sokaklarda Araplarla çatışırken görüyorduk. Ama sanki orada değilmişiz gibi yürüyüp gidiyorduk." İngiliz güçleri mandanın sona erdirilmesi için belirlenen tarihten bir ay önce çekilmeye başlamışlardı. Onlar bir bölgeden ayrılır ayrılmaz yerlerini Yahudi savaşçılar alıyordu. Bir İngiliz askeri kampı vardı. Köyümüzün düşmesinin ve bizim kovulmamızın nedeni bu kamptı. Gece İngilizler kampı Yahudilere terk etmişlerdi. Civar köylerdeki Filistinliler ertesi sabah kampa gittiler. Yahudilerin kampı devralmış olduklarını görünce neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Yahudiler kampın içinde konuşlandırılmıştı. Araplar yaklaştıklarında Yahudiler ateş açmaya başladı. Bazıları öldü, bazıları da yaralandı. Yaralılar sürünerek tarlalara gitti. Ölenlerse orada kaldı. ...16 Nisan'da Taberiye'deki İngiliz güçleri halkı oradan ayrılmaları için zorladılar. Bazıları ayrıldı ama çoğu şehri savunmak için kaldı. Babam da 16 ve 17 Nisan tarihlerinde şehirden ayrılmayı reddeden Filistinli aileler arasındaydı. Babam bir papaz olduğu için bir İngiliz subayı onun yanına gelmiş ve şöyle demiş: "Bir din adamı olarak ayrılmalısın. Böylece cemaatin de seni takip eder." Babam da şöyle demiş: "Hayır, gitmiyorum. Filistin benim ülkem. Olduğum yerde kalmak istiyorum." Subay da Yahudilerin Filistin üzerinde hakları olduğunu ve bunun kabul gördüğünü söylemiş. Babam da bu söylemin kutsal kitap açısından yanlış olduğunu söyleyerek onu reddetmiş. Bir subay da babamı ve kız kardeşimi zorla bir kamyona bindirmiş. Annemin kalp hastalığı vardı ve hastanedeydi. Onu hastaneden çıkarmışlar, kamyona bindirmişler ve hepsini oradan götürmüşler. Taberiye'de çok az sayıda savaşçı kalmıştı ve onların tamamı öldürüldü. 18 Nisan günü İngiliz ordusu Taberiye kentinden çekildi. Ayrılmadan önce de kentteki yaklaşık 5000 Arabı evlerini tahliye etmeye zorladılar. Ertesi gün Yahudiler Taberiye'yi ele geçirdiler. Filistinlileri Hayfa'dan Akka'ya taşıyan İngiliz gemilerini gördüm. Bu Filistinliler İngilizler tarafından zorla tahliye ediliyordu. ...21 Nisan... son İngiliz askerleri de öğle saatlerinde Hayfa'dan çekilmeyi tamamlamıştı. O gün öğleden sonra binlerce Haganah askeri kente hücum etti.
Bazı Filistinliler ve Arap gönüllüler evlerini savunmak için kentte kaldı. İki gün süren sokak çatışmalarından sonra bunlardan 60'ı öldürüldü. Geri kalanlar da kentten çekildi. Biz Hayfa düşene kadar orada kaldık. Köylerdeki insanlar bölgedeki ana kentin düştüğünü anlamışlardı. Daha fazla ne yapabilirdik ki? Biz de kaçtık. Hayfa'dan kuzeye, Lübnan'a giden yol bizim giriş kapılarımızın önünden geçiyordu. Zavallı Arapları bu şekilde görmek çok üzücüydü. Bazıları kamyonlarla ve araçlarla gidiyordu. Yataklarını araçlarının üzerlerine atmışlardı. Bazıları da yürüyordu. Kentten çok sayıda Arap çıkıyordu. Yahudiler onları Hayfa'dan kovmuştu. Çok üzücü bir manzaraydı. Biz bunları durdurabilirdik. Buna hiç şüphe yok. Bunu yapacak silahımız vardı. 50 bin Arap Hayfa'daki evlerini terk etmeye zorlanmıştı. Bir daha da geri dönemeyeceklerdi. Bu kentte bugün bir anıt bulunuyor. Bu anıt, İsrailliler tarafından Hayfa'nın kurtuluşu adını verdikleri olayın anısına dikildi. ...1948 Nisan'ının sonlarında Hayfa kenti Yahudi güçlerinin eline geçmişti. Bir sonraki hedefleri ise sahil kenti Yafa'ydı. Yafa'daki Cibaliye bölgesinde çatışmalar çok şiddetliydi. Çünkü orası Tel Aviv'in hemen yanındaydı. Orada direnişe kimin liderlik ettiğini biliyor musunuz? Oradaki gönüllülere komutanlık yapan bir kadındı. Adı Muhibe Hurşit'ti. Bu mutlaka tarihe geçmeli. 1947 tarihli Birleşmiş Milletler bölünme planıyla Yafa Arap Devleti'ne verilmişti. Fakat buna rağmen Yahudilerin gözü Yafa'daydı. Nisan'ın son haftasında şehirdeki bombardıman şiddetlenmişti. Kentin sakinleri deniz yoluyla Lübnan'a, karayoluyla da Doğu Filistin ve Ürdün'e kaçıyordu. ...14 Mayıs 1948'de Haganah, Yafa'nın kontrolünü ele geçirmişti. Kentin 70 bin sakini kaçmıştı. Kalan erkekler de merkezi toplama kamplarına nakledilmişti. Tutuklular, hemşerilerinin sokaklarda çürüyen cesetlerini gömmeye zorlandı. Üstelik Yahudi savaşçılar tarafından yağmalanan Arap evlerindeki eşyaları taşımaya da zorlanmışlardı. Kamyonlar getirdiler ve Arap evlerindeki tüm değerli eşyaları aldılar. Ünlü kütüphaneleri de yağmaladılar. Kitapları Kudüs'teki İbrani Üniversitesi'nin kütüphanesine götürdüler. Siyonist askeri örgütler planlı bir zorla kovma tarzı benimsemişlerdi. Basra köyü üç taraftan kuşatılmış ve bombardımana tutulmuştu. Kuzey tarafı ise insanların kaçabilmeleri için açık bırakılmıştı. Basra'da ve diğer köylerde Siyonistler çok sayıda insan öldürdüler. Kuşatma ve bombardıman neticesinde korku içindeki binlerce Basralı kaçtı. Kaçamayanlar kiliseye sığındı.
Haganah köye girdikten sonra 14-15 yaşlarındaki 4 çocuğu kilisenin içinden çıkardılar ve onları öldürdüler. Geri kalanlar da sürgün edildi. Bu kez Lübnan'a doğru zorla sürülmüşlerdi. Çünkü sadece kuzey yönü açıktı. Aynı şey insanların Suriye'ye sürüldüklerinde de olmuştu. Bunu da sadece kuzey-doğu yolunu açık tutarak yapmışlardı. İnsanları doğuya, Ürdün Vadisi'ne sürdüklerinde de aynı yöntemi kullanmışlardı. Mülteci krizi İsrail ordusu tarafından işte böyle yaratılmıştı. Bu o kadar çok olmuştu ki İsrail askerleri köyün ortasından 10 genci alıyorlar ve onları diğerlerinin bunu görüp kaçmalarını sağlamak için öldürüyorlardı. Eğer bu yeterli olmazsa diğerlerini de alıyorlardı. Filistinliler geri dönme umuduyla topraklarından ayrılmışlardı. Fakat bu hikayenin diğer versiyonuna göre ise Filistinliler, liderlerinden aldıkları emirle istilacı Arap ordularına yer açmak için ayrılmışlardı. Onlara büyük Arap zaferinden sonra evlerine geri dönebilecekleri sözü verilmişti. Hikayenin geleneksel Siyonist versiyonu buydu. Bu kesinlikle doğru değildir. Bu versiyonla çelişen çok sayıda somut kanıt bulunmaktadır. Etnik temizlik, bir etnik grubu yaşadığı yerden atmayı amaçlayan bir harekettir. Etnik temizliğin ikinci aşaması, bu insanları tarihten silmektir. Bu, onların geçmişini yok ederek yapılan kültürel bir silme işlemidir. Üçüncü aşama ise, onların bir daha geri dönmemesini sağlamaktır. İngiliz ordusu Filistin'deki varlığını devam ettirse de, Yahudi paramiliter gruplar 5 büyük kentin kontrolünü ele geçirmişlerdi. Yaklaşık 200 köy yok edilmişti. İngilizler bütünüyle çekilmeden önce 350 binden fazla Filistinli topraklarından sürülmüştü. İngiliz mandasının sonlandırılacağı tarih 15 Mayıs olarak belirlenmişti. Fakat bu Yahudiler için bir sorun teşkil ediyordu. Ayın 15'i cumartesi gününe denk geliyordu. Yani Şabat gününe. Bu yüzden Yahudi devletinin ilanı kutlamaları bir gün önceye, 14 Mayıs Cuma gününe çekilmişti. İngiliz ordusu çekilmeyi hızlandırmıştı. Yahudiler idareyi devralmak için hazırlık yapıyorlardı. 14 Mayıs 1948 tarihinde son İngiliz Filistin yüksek temsilcisi Alan Cunningham, bu büyük Kudüs konağında İngiltere mandasını sona erdiren bir belgeye imza atmıştı. İngiliz varlığı 30 yıldan uzun bir süre boyunca Siyonistlerin hayallerinin gerçekleşmesi için ortam oluşmasını sağlamıştı. İngiliz mandası sona ermek üzere. Cunningham sabah saatlerinde Kudüs'teki konağın önünde şeref kıtasını teftiş etmiş ve sonra Hayfa'ya uçmuştu. Hayfa'dan da gemiyle Kıbrıs'a gitmiş ve İngiliz bayrağı Gönder'den indirilmişti. İngilizlerin Filistin'i işgal ettikleri 1917 yılından, Filistin'den ayrıldıkları 1948 yılına kadar Yahudilerin nüfusunun 10 kat arttığı ve yarım milyona ulaştığı tahmin ediliyor. Bu sırada İngilizler Filistin'e veda ederken, Ben Gurion'da İsrail Devleti'nin bağımsızlığını resmen ilan etmek için Tel Aviv'e gelmişti. Elul hakiki sayı sorit. Al yutot akhlat hak aferet al vat hamukadot. Hanu makrizin bazot.
İsrail Devleti Yahudi cemaatinin önde gelen 25 üyesinin imzalarıyla varlık bulmuştu. Ben Gurion'un arkasında 1896 yılında yayımlanan İsrail Devleti adlı kitabın yazarı Theodor Herzl'in portresi asılıydı. Davut Yıldız'ı göndere çekildi. Bu 1885 yılında Rishon LeZion yerleşiminde göndere çekilen bayrağın aynıydı. Siyonizm dinamik bir hareket olduğu için sınırların son halini almadığını biliyorlardı. Geri kalan toprakları almak için önlerine fırsatlar çıkacağını biliyorlardı. Devletlerine İsrail adını verdiler. İsrail'in yeni vatandaşları, Yahudi bağımsızlık bildirgesine imza atanlara tezahürat yaptılar. Salondan ayrılıyorlar. Önce Ben Gurion, ardından da yeni devlet şurasının kadın üyesi Golda Meir ve Dışişleri Bakanı Moshe Shertok, Hayim Weizmann İsrail'in ilk cumhurbaşkanı oluyor. Tel Aviv'deki törenden birkaç dakika sonra Amerika Birleşik Devletleri, daha önce Yahudi Devleti adının yer aldığı bir belgede değişikliğe gitti. Yeni ifade, İsrail Devleti'ydi. Başkan Harry Truman tarafından imzalanan belge, Amerika Birleşik Devletleri temsilcileri tarafından Birleşmiş Milletler'e duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri, bu geçici hükümeti yeni İsrail Devleti'nin fiili otoritesi olarak tanımaktadır. İngiliz mandasının temelleri üzerinde yeni bir devlet doğmuştu. İngilizlerin Filistin'deki mirasçısı oldular. Bağımsızlıklarını ilan ettiklerinde var olan yapıyı olduğu gibi aldılar. Bu da başında Ben Gurion'un bulunduğu Siyonist liderliğin pragmatizmini gösteriyor. Temel devlet yapısını İngiliz mandasından aldılar. Sonra bütün bunlara kendi Siyonist damgalarını vurdular. Eğer Tel Aviv'de yaşayan bir Yahudi olsaydınız, 15 Mayıs'ta yani İsrail Devleti'nin ilanından bir gün sonra işe gittiğinizde her şeyi bir gün önce bıraktığınız gibi bulurdunuz. Tek bir şey dışında. Filistinli meslektaşlarınız ülkeden sürülmüş olurdu. Yani hazır bir devlete mi kondular? Bu yüzden İsrail'i hazır devlet olarak aldılar diyorum. Bu, yerli halkı sürülmüş hazır bir devletti. İngilizler ülkeden ayrılana kadar komşu Arap ülkelerindeki güçlerin Filistin'e girmelerine izin vermemişti. Arap orduları 15 Mayıs'ta son İngiliz askerleri de gittikten sonra Lübnan, Mısır ve o dönem Maverai Ürdün olarak bilinen bölgenin sınırlarından Filistin'e girdi. Deklare ettikleri hedefleri Filistin'i özgürleştirmekti. New York Times o gün şu manşeti atmıştı. Müslüman ülkelerdeki Yahudiler büyük tehlikede. Much better equipped with heavy arms than the Jews have in their possession. The reason is a simple one. Jews who are fighting in Palestine, the state of Israel, are fighting for the only thing that they have in their possession. It means life or death to them. 1947 ve 48 yıllarında Yahudi güçleri bir araya gelmiş, Arap ordularından çok daha güçlü ve sayıca daha üstündü. Onlar çok iyi hazırlanmış, yüksek bir adanmışlığa sahip ve tam teçhizatlı bir savaş gücüydü. Tek bir ordu dışında bütün Arap güçlerinden daha üstündüler. Bu orduda karşı karşıya gelmedikleri ve bir anlaşma yaptıkları orduydu. Ürdün ordusundan bahsediyorum.
7 Arap ordusundan Filistin'e giren toplam asker sayısı 24 binden fazla değildi. Bu bir trajediydi. Bütün Arap savaş gücü Yahudi güçlerinin 1/3 kadardı. Üstelik Yahudiler iyi eğitimli, iyi teçhizatlı ve savaşa hazır durumdaydı. Arap orduları ne teçhizatlıydı ne de hazırdı. Planlandığı gibi Kral Abdullah yönetiminde müşterek bir komuta merkezi yoktu. Irak ordusu emirleri Bağdat'tan alıyordu. Bu Arap orduları modern savaş tarihinin en kötü şekilde bölünmüş, en düzensiz ve harap koalisyonlarından biriydi. Arap orduları Filistin'e girdikten 2 gün sonra İsrail güçleri dikkatini Akka'ya yoğunlaştırdı. Yahudiler Napolyon Tepesi'ni işgal ettiler ve oradan eski Akka kentine ateş açmaya başladılar. Biz de Arap güçlerinin bizi kurtarmasını bekliyorduk. Ama hiç kimse gelmedi. Akka düşmüş ve kentin 10.000 sakini sürülmüştü. Bir gün önemli bir Lübnanlı siyasetçi olan Mecid Aslan'a şöyle dedik. Safat düştü, Akka düştü. Biz de kendimizi savunacak silahımız olmadan ortada mahsur kaldık. O da bize şöyle dedi. Tarşişa halkından böyle bir konuşma duymayı beklemiyordum. Tarşişa ancak Beyrut düşerse düşer. Sonra da bize 2 tek atımlık çok eski tank savar gönderdi. İkisinin de başka cephanesi yoktu. Bize şöyle dedi. Bir tanesi Lübnan Devleti'nin hediyesi ama diğeri için ödeme almamız gerekiyor. İki silah da Yahudiler onları alana kadar ana yolda kaldı. Casım adında Irak'ta bir subay babama şöyle demiş. Irak'ta insanlar bugün ne diyorlar biliyor musun? Tarşişe'ye girdiğimizi duyunca tezahürat yapmışlar. Tek bir Yahudi yerleşim birimini alamadığımızı ise bilmiyorlar. Ben Irak'a geri dönüyorum. Eğer savaşmak isterlerse geri dönüp savaşırım. Ama istenen sadece yemek yemekse benim evimde zaten yemek var. Biz Arap devletlerinin ihanetine uğradık. Topraklarımızı kendi isteğimizle terk etmedik. Irak Prensi Abdullah onlara geri çekilmelerini emretti. Onlar da geri döndüler. Gitmeden önce yerden toprak aldılar ve üzüntü içinde başlarından aşağı döktüler. Hıyanet, hıyanet diye bağırıyorlardı. Ben hayatımın büyük bir kısmını Ürdün cephesinde geçirdim. Irak ordularını da gördüm, Mısır ordularını da. Onlar hakkında olumsuz bir şey söyleyemem. Onlar maneviyatları yüksek askerlerdi, adanmışlardı. Ve Siyonist düşmanlara, İngiliz komutanlara karşı içlerinde öfke besliyorlardı. Ürdün ordusu, Gılap Paşa olarak da bilinen İngiliz Sir John Gılap tarafından yönetiliyordu. Orduda 40 İngiliz subayı daha görev yapıyordu. Onların etkisi çok büyüktü. Ürdün Kralı Abdullah, İngilizlerin tavsiyesiyle Ürdün ordusu ve Yahudi savaşçılar arasındaki çatışmaları önlemek için Yahudi liderlerle gizli bir anlaşma yapmayı kabul etmişti. Karşılığında da Batı Şeria'yı ve Doğu Kudüs'ü bırakacaktı. Gılap'ın daha sonra 1948'deki bu savaşa sahte savaş demesinin sebebi de bu göstermelik direnişti. Gılap karmaşık bir karakterdi. O basit bir asker gibi görünmeye çalışıyordu ama değildi. Gılap, İngilizlerin bölünme planını Araplara kabul ettiren çok tecrübeli bir siyasetçiydi. İşçi Partisi hükümetinin Dışişleri Bakanı, Ernest Bevin'le Ürdün Başbakanı Tevfik Ebu Hüda arasında bir toplantı gerçekleştirmişti. Gılap'ın tercümanlık yaptığı o toplantıda Bevin, Ebu Hüda'ya ne yapmayı planlıyorsunuz diye sormuştu. Ebu Hüda da şunu demişti. Filistin'deki Arap topraklarını korumak için Arap lejyonunu göndermeyi planlıyoruz. Bevin de şöyle demişti. Bu yapılacak en akla yatkın şey gibi görünüyor.
Ama sakın gidip Yahudi topraklarını işgal etmeyin. Arap lejyonundaki İngiliz subaylar 2 Mayıs günü Kudüs için bir çözüm bulmak amacıyla son bir kez bir araya geldilerse de buradan bir şey çıkmadı. Ama bu toplantıda başka bir şey oldu. Yanlarında lejyonun nereye kadar ilerleyeceğini ve nerede duracağını gösteren haritalar getirmişlerdi. Lejyonun durduğu yer bugünkü Batı Şeria'nın sınırıydı. Batı Şeria işte bu şekilde yaratılmıştı. Mulab Paşa bu anlaşmaya bağlı kalmış ve güçlerine Lod ve Remle kentini boşaltmaları emrini vermişti. Ürdün güçleri 10 Temmuz'da Lod ve Remle'den çekildiler. Ürdünlülerin çekildiği iki kent, İsrail Hava Kuvvetleri tarafından bombalandı. Albay Moshe Dayan komutasındaki İsrail ordusu daha sonra bu kentlere girdi. Sadece Lod'da, Dahmaş Camii'nde 100'den fazla Filistinli katledildi. İki kentten sürülen Filistinlilerin sayısı 50.000'den fazlaydı. Erzağı olmadan yaz aylarında yürüyen pek çok kişi yorgunluktan öldü. Bu daha sonra Lidda ölüm yürüyüşü olarak bilinecekti. Filistin'deki Arap güçlerinin varlığına rağmen bu vahşet devam edecekti ve bunların çok azı kayıt altına alınacaktı. İsrailli tarihçi Theodor Katz, İsraillilerin sahil kenti Tantura'da katliam gerçekleştirdiklerine dair bir iddia öne sürüyor. Tantura'nın dört bir yanını kapattılar. Yeni İsrail donanmasından bir gemi, Filistinliler kaçmasın diye sahili kapatmıştı. Röportaj yaptığım bir Yahudi'den şunu duymuştum. İkinci bölükten bir asker, 9 milimetrelik tabancasıyla sahilde adamların arasında dolaşıyor ve onlara tüfeğin nerede diye soruyormuş. Tüfeğim evimin yanında bir yerlerde diyenler, elleri bu şekilde bağlanarak 2 ya da 4 kişi tarafından evine götürülüyormuş. Daha sonra ise tüfek ortaya çıkıyormuş. Ama adam ortaya çıkmıyormuş. Sahilde tüfeğim yok diye cevap verenlerse doğrudan kafalarından vuruluyormuş. Bu bir Filistin hikayesi değil. Bu İsrail Devleti'nde uzun yıllar avukatlık yapan bir Yahudinin anlattığı hikaye. Tantura'daki Filistinli erkekler mezara götürülmüş ve orada sıraya geçirilmişler. Onlara toprağa kazmaları söylenmiş. Bir sıra kazmayı bitirdiğinde hepsi vuruluyor ve çukurun içine düşüyormuş. Siyonist liderler askerlerin görevlerini iyi idrak ettikleri konusunda kuşku duymuyorlardı. Çünkü bu operasyonlar başladığında Filistinliler askerlerin gözünde çoktan canavarlaştırılmıştı bile. İsrail Devleti kan ve ateşle kuruldu. Ancak bu Filistinlilerin çektikleri acılar için ne bir başlangıç ne de bir sondu.